Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Başlıktan da anlayacağınız gibi bugün okul çantamda ne var videosu çekiyorum, çekmekteyim. Çok fazla isteyen oldu, çok fazla merak edeniniz. Yani bir okul çantasında ne kadar farklı şeyler olabilir bilmiyorum ama bugün de ben sizinle benim okul çantamda neler olduğunu paylaşacağım. Umarım beğenirsiniz. Dediğim gibi çok fazla merak eden insanlar olduğu için bu videoyu çekiyorum. Videoyu şimdiden beğendiyseniz beğene tıklayın. O zaman uzatmadan hemen çantamda ne varmış bakalım. Öncelikle okul çantamı nereden aldığımı söyleyeyim. Bunu Akasya'dan bir tane spor mağazasından almışım, hatırlamıyorum ama İspek'in normal bir çantası, biraz fazla ağır. Hemen göstermeye başlıyorum. Büyük gözle başlayalım. Şimdi normal olarak soru bankası var. Biraz fazla çözüyorum tabii ki de. Soru bankası var. Ondan sonra okumaya çalıştığım, cidden çok çalışıyorum. Bu sayfa kaçtayım mesela? 75'te olduğum bir kitap var böyle, Osu'nun. Bunu okuyorum şimdilik. Daha sonra kalem kutum var yine İspek'ten. Bunu görmüşsünüzdür muhtemelen kırtasiye alışveriş videomda. İçinde de normal kullandığım kalemler ve canım arkadaşlarımın mahvettiği silgilerim mevcut bu kalem kutuda. Böyle. Bu da yine İspek'ten. Cuma günden kalma işte defterlerim var böyle. Bunları da bir önceki videolarımda görmüş olabilirsiniz. Kullandığım defterler var. Kitapları sürekli çıkartıyorum ya, sıranın altına bakıyorum çünkü çok ağır oluyor. Ondan sonra cidden kurtarıcım olan bir tane el kremi var. Bunu da yine göstermiştim. Önceki videolarımda bunu arkadaşlarım kullanıyor, ben kullanıyorum. Ellerim cidden çok kuruyor. Şu an bile bayağı kuru. Bu küçük götürünce çok bittiği için büyüğünü artık kullanmaya başladım. El kremi her zaman bulunduruyorum çantamda. Ondan sonra suluğum var. Su. Konuşamıyorum. Konuşmayı unuttuğumu fark ettim böyle videolar çekmeye. Suluğum var. Bunu da göstermişim. Ben bunu da almazsam olmuyor. Ayrıca okuldan da su alıyorum. Çünkü günde bunu normalde 3-4 tane içiyorum eve gelince de. Fazla su tüketiyorum. Siz de tüketmeyi unutmayın. Böyle suluğunuz olacak. Hem su içesiniz geliyor hem de yani bu kadar herhalde. Başka da bir şey konuşalım. Ondan sonra cüzdanım var. Evet, biraz fazla büyük ama bir cüzdanda bir düzen kurulunca bir dahakine, yani başka bir cüzdan geçmek cidden çok zor oluyor. Üşeniyorum. O yüzden şimdi bu her şeyim içinde belli ne var ne yok biliyorum. O yüzden bunu kullanıyorum. Bu cüzdanım var. Ondan sonra bildiğiniz gibi kutsal eşyalarımızın bulunduğu bir çanta muhtemelen herkeste vardır. İçinde neler olacağının hepsini göstermiyorum. Ama çok anlamsızca bir tane yeşil çay var. Daha sonra böyle hepimizden aldığım ıslak mendiller var. Islak mendil paket almıyorum. Böyle gidersem bir yerlerden topluyorum. Çok çok saçma zamanlarda şaşırtıcı bir şekilde gerekli oluyor. Onun dışında zaten okul makyajımı gördünüz sabah rutini videomda. Böyle bir tane rimel yine de bulunduruyorum. Kalem tıraş var. Neden var? Hemen onu da gösteriyorum. Çünkü dudak kalemleri ihtiyacım oluyor bazen. İki tane niye var bilmiyorum. İkisi de aynı renk hani, neyse. Bunları kullanıyorum. Normal dudak nemlendiricisi var. Başka ne var? Bir tane şu var. Rimel sürdüğüm zaman bazen aceleye çıkıyorum ama birleşiyor kirpiklerim. Onları ayırmak için böyle çok ihtiyacımı gideriyor yani. Onun dışında böyle bir tane de süngerim vardı. Böyle bir tane makyaj süngeri var. Çünkü bazen böyle bir şeye ihtiyacım oluyor. Şey, bilmiyorum. Kullanıyorum yani. Dediğim gibi böyle bir tane de çanta var. Bunu da gratis'ten almış olmam lazım. Yalan söylemeyeyim ama gratis'ten. Çünkü hep aynı modeller yapıyorlar. Bunu gratis'ten almıştım. Daha sonra şimdi ben okulda, şimdi dürüst olmak gerekirse çok bir şey yiyemiyorum. Çünkü ya sabah kalkınca çok aç olmuyorum ya da kahvaltı edip gidiyorum. Yani okulda hiçbir şekilde hatırlayamıyorum. Bol su içince de hani su beni biraz doyuruyor. Biliyorum çok sağlıklı değil ama okul saatlerinde çok bir şey yiyemiyorum. Eve gelince veya işte şey olunca, acıkınca. Ama annem bazen böyle şeyler yapıyor. Yani kutunun içinde şey, hurmaydı, kayısıydı, kuru incirdi falan bazen alıyorum. Hatta şimdi canım çok çekti. Bu arada cidden kuru kayısı, hurma veya kuru incir tatlı ihtiyacınızı çok çok bir şekilde gideriyor. Eğer sorunuz varsa, çikolata yemeden duramıyorsanız biraz bunları yemeyi deneyin. Ben hurma delisi mesela, hurmasız asla yapamam. Çok seviyorum.
Siz de böyle şeyler alarak hem tatlı ihtiyacınızı güzel bir şekilde gidermiş olursunuz hem de açlığınızı yok edebilirsiniz. Böyle arada diyet tavsiyelerini veriyorum hani. Sonra herkesin çantasında muhtemelen olan şu formların krekerleri herhalde, kepekli bisküvisi. Şeker ilavesiz. Bunları alıyorum bazen, yersem yiyorum. Yani büyük gözde bu kadardı. Ön gözüme geçiyoruz. Cidden çok ilgi çekici bence de, biliyorum. İlk başta kuru peçete. Bunu o çantanın içine koymam lazım galiba. Kuru peçete var. Okula peçete olduğu için çok ihtiyacım olmuyor ama yine de bulunduruyorum böyle. İki tane kuru peçete var. Ondan sonra Video Corp'un partisinde vermişlerdi. Böyle bir ajanda böyle ödevlerimi yazıyorum. Daha ilk sayfası doldu. Çünkü ödevlerimi yazmayı hep unutuyorum. Evet. Böyle bir defterim var. Bir tane telefon. Yani bir tane telefondu. Telefonum var. Böyle görmüşsünüzdür. Zaten önceden kılıfı AliExpress'ten almıştım bu arada. Evet. Lastik bu. Her kızda var. Kamera tripodu, evet. Yani çok önemli. Okul çantanızda olması gereken en önemli şey bence de. Daha sonra bizim şu an fark ettim ki liseye geçince ayrıca bir sakıza ne denir? Sevgim kabardı. Yani sürekli sakız arayışındayım arkadaşlarım. Sakız arayışında hep beraber böyle bir sakız sorunsalımız var. Şu an bunu gördüler muhtemelen ve isteyecekler ama pazartesi getirmeyeceğim. Her neyse, sakızlar var. Bazen gidip alıyorum böyle. Yani çok aşeriyoruz, yani sakız aşeriyoruz bütün arkadaşlarımla birlikte. Evimin anahtarı var. Bu cidden en önemli şey. Bazen evde kimse olmuyor ve kapıda kalabilirsiniz. Muhtemelen herkesin başına gelmiştir. O yüzden anahtarınızı unutmayın. Ve en son olarak da 5 kuruşum var. Bu da çok önemli. Umarım merakınızı gidermişimdir. Çünkü gerçekten çok fazla isteyen olmuştu. Evet, benim okul çantamda bunlar vardı. Artık yok tabii. Dediğim gibi çok, yani hemen herkeste olan şeyler var muhtemelen. Sizin çantanızda da neler var veya çantanızdan hiç ayır, okul çantanızdan hiç ayırmayacağınız şeyi aşağıya yazabilirsiniz. Merak ediyorum. Umarım beğenmişsinizdir hem okul çantam içindekileri hem de videoyu. Beğendiyseniz beğeni tıklamayı unutmayın. Abone olmadıysanız abone olun ve 53.000'iz arkadaşlar. Çok büyük bir şey. Gerçekten böyle devam edin. Lütfen, çok mutlu oluyorum. Hepinize teker teker çok teşekkür ederim. Vloglarımı zaten izleyeceksiniz. Sürekli atmaya çalışıyorum artık vlog. Dediğim gibi bu kadar. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hepinizi çok öpüyorum. Hoşçakalın.